Sözünü ettiğimiz ve şu anda arkamızda görmüş olduğumuz bu dağdan kopan büyük bir kaya kütlesi vardır ki hemen şehrin üzerinde yamaçta eğreti vaziyette durur gibidir. Manevi zincirle bağlı olduğuna inanılan bu kayanın hikayesi şöyledir. Şehrin üst tarafında dağın eteğinde Elmalı'nın mutasavvuf şairlerinden ve halveti şeyhi Vahib Ümmi'nin dergahı vardır. Günlerden bir gün müritleriyle zikir ve eğitimle meşgul iken bir gök gürlemesi ve sarsıntı olur. Dağın başından kopup ayrılan büyük bir kaya kütlesi bütün hızı ile şehrin üzerine doğru yuvarlanmaya başlar. Bu halin dehşeti görenleri korku ve paniğe uğratır. Vahib Ümmi Hazretleri bu heyecanla dağdan üzerlerine doğru yuvarlanmakta olan kaya kütlesine karşı durup bakar ve ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a öyle bir niyazda buyurur ki o anın heyecanıyla yüksek bir sesle "Medet senden Allah'ım, zincirle" diye niyazda bulunur. Kulak zarlarını titreten bu yakarış herkesi şaşkına çevirir. Zira o yuvarlanmakta olan kaya kütlesi dergaha az bir mesafe kala durmuştur. Ve 1500 yıllardan bugüne bulunduğu yerde adeta çakılıp kalmış gibi durmaktadır. Şehir halkı da Allah tarafından manevi zincirle bağlandığını ifade etmek için bu kayaya zincirli kaya demiştir.